Niye her yerden bilgi akıyor üzerimize? Neden bu kadar çok bilgi var piyasada? Gün içinde maruz kaldığımız bilgiler geçmiş dönemdeki insanlarla kıyaslanamayacak kadar çok. Mesela bundan 500 sene önce yaşayan insanların hayat boyu elde ettiği bilgi kadar belki biz bir günde bilgi elde ediyoruz. İzlediğimiz dizilerden, okuduğumuz kitaplardan, sosyal medyadan, arkadaş çevremizden, okuldan falan böyle bir sürü yerden sürekli bilgi elde ediyoruz. Yani bir bilgi yağmuru altında ıslanıyoruz. Neden bu kadar çok bilgi var ya da niye bu kadar çok bilgi üretiliyor? Şimdi şöyle mesela 2020 itibariyle insanlık tarihindeki tüm veriler yani geçmişten sıfırdan 2020'ye kadar olan bütün bilgilerin yaklaşık %90'ı son 5 yılda üretildi. Yani o kadar çok bilgi üretiliyor ki bu artık ölçülemeyecek bir seviyeye geldi belki. Peki bunu neden yapıyorlar? Ya da niye böyle bir şey var? Niye bu kadar çok bilgi altında kalıyoruz? Öncelikle şu, insan denen bu tür sınırsız veri almak üzere programlanmadı. Yani insan beyni sınırsız bilgi depolamak için programlanmadı. Beynimiz hassas bir araçtır ve bunun belli bir işlem kapasitesi vardır. Yani aslında insan beyni sınırsız bir güce sahip gibidir ama bunu yoğunlaştırarak çalışmasını yavaşlatıyoruz. Ya da normal çalışmasının üzerinde yüklenerek onun çalışmasını olumsuz halde etkilemiş oluyoruz. O yüzden bu bilgi bombardımanının amaçlarından bir tanesi de bu. İnsan beyni hassas bir araçtır aslında. Bunun bir kapasitesi vardır. O kapasitesini zorlamak gibi bir şey, aşırı yüklemek gibi bir şey. Bu ne yapar? Kişinin tepkilerini yavaşlatır. Yani günlük hayattaki tepkilerinizi, reflekslerinizi, düşünme hızınızı falan her şeyi yavaşlatır. Karar vermekte zorlanır insan. Bu kadar bilgi altında yorulur, daha kolay öfkelenir ve tükenmişlik yaşar. Dolayısıyla bu bilgi yığını aslında bizi eziyor. Yani biz çok şey öğrenerek böyle kültürleniyoruz, bilgileniyoruz gibi düşünebiliriz ama beynimizi yorarak bizi bu bilgi yığını altında ezerek bizim düşünmemizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bu da gene diğer videolarda söylediğimiz gibi belki aynı yere çıkacak ama bütün insanları aynı seviyeye indirecek bir sistem kurmak istiyorlar bunu yapanlar. Herkes çok bilgi dolu, herkesin beyni zorlanıyor ve herkes tepki vermekte zorlanıyor. Dolayısıyla herkese eşitlemek gibi bir şey bu. Ne olacak sonra? Daha kolay yöneteceksin. Herkese aynı tepkiyi verdiği sürece, herkese aynı şeyi istediğin sürece onları yönetmek daha kolay olacak. O yüzden gene aynı yere çıkıyor belki sonuç olarak ama insanları bilgi yığını altında ezip, insanların düşünmesini yavaşlatıp, zorlaştırıp, insanları robotlaştırma, köleleştirme, planı, projesi dediğimiz olaylardan bir tanesi de bu. Çok bilgi. O yüzden çok bilgi iyi değil. Kullanışlı bilgi lazım. İşimize yarayacak bilgi lazım. Dolayısıyla burada bilgi edinirken seçici olmamız lazım. Yoksa sistemin bir parçası haline gelir ve onların istediği gibi bir insan oluruz maalesef. Cehalet mutluluktur.